Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Şimdi logaritma fonksiyonunu işlemeye devam edeceğiz. Şimdiki alt başlığımız onluk logaritma fonksiyonu. Gelin beraber onluk logaritma fonksiyonu ne demekmiş ona bakalım. Şimdi gençler, tabanı 10 olan logaritma fonksiyonuna onluk logaritma fonksiyonu denir. Ama aslında bunun püf noktası şudur. Bakın, böyle yazılabileceği gibi genelde bize sorularda yazmayarak verir. Biz bunun tabanının 10 olduğunu anlarız. Eğer taban yazmıyorsa logaritmada taban kaçmış gençler? Taban gördüğünüz gibi 10 imiş. Sorumuza bakalım. Evet. Tanımlı olduğu aralıkta fx eşittir 3 artı logaritma 2x eksi 1 olduğuna göre f'in tersini istiyor. Yazalım, fx demek y demek. Y eşittir 3 artı. Taban yazmıyorsa taban kaçtı? 10'du. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Yani boş bırakma gibi bir lüksümüz yok. Şimdi ben logaritmanın ifadeyi sağda bırakmak istiyorum. 3 sola geçsin. Logaritma 10 tabanında 2x eksi 1. Bunu nasıl yazıyorduk gençler? 10 üzeri y eksi 3 eşittir logaritmalı ifadenin içi. Ben şimdi x'i yalnız bırakmak istiyorum ya. Eksi 1 de karşıya gitsin. Artı 1 diye. Bu 2x eşit. Bana x lazım. Her iki tarafı 2'ye bölüyorum. En son şöyle bir ifade mi buluyorum gençler? Evet. Tersini yazarken de en son ne yapıyorduk? Y yerine x yazmayı unutmuyoruz. Ve y yerine x, x yerine y yazacağız. Buraya y yazacaktım ama onun yerine f tersi x yazmayı tercih ediyoruz. Ve biz tersini böylece buluyoruz gençler. Geçelim bakalım sorularımıza. Bu çözümlü sorumuzdu. Bakın bu soru çok tatlış. Çok güzel bir soru. Beraber inceleyelim. Logaritma taban vermemiş. Taban vermiyorsa biz bunun 10 olduğunu biliyorduk. 10 tabanında 100'ün değerini bulalım diyor. Logaritma 10 tabanında 100 eşittir y diyelim. Yazmış zaten 10 tabanında 100 eşittir y. Bunu nasıl yazıyorduk? 10 üzeri y eşittir 100 şeklinde yazmış. 100'ü de 10'un karesi şeklinde yazabilirim demiş. Onu da yazmış. Tabanlar aynısı demiş. Üstler eşit. Siz demiş yukarıdaki çözüme göre aşağıdaki ifadelerin değerlerini yazınız. Biz de başlayalım. Logaritma 10 diyor. Kaç tabanında bu taban yazmıyorsa? 10 tabanında. Nasıl yazacağım? Bunun cevabını a diyeyim. Nasıl yapıyorduk? 10 üzeri a eşittir 10. 10 demek aslında 10 üzeri kaç demek? 1 demek. Tabanlar aynıysa üstler de birbirine eşit. Daha sonra şu kuralı öğreneceğiz. Bakın a'yı 1 bulduk. Size şu kuraldan bahsetmek istiyorum. Daha sonra biz bunu şöyle öğreneceğiz. Logaritma a tabanında a 1 demek. Hani gençler ben yazdım ya. Soru böyle ya. 10 tabanında demek diye yazdım. Zaten siz buna direkt ne diyeceksiniz? Hocam bu 1 diyeceksiniz. Tamam mı? A tabanında a 1. Bu kadar. Evet devam edelim. Yine kırmızıyla devam edelim o zaman. Logaritma taban yazmıyorsa 10 tabanı. Burası da 1 mi? Eşittir b diyor. Kusura bakmayın gençler. 10 üzeri b eşittir 1000. 1000 demek aslında 10 üzeri 3 mü demek? Tabanlar aynıysa üstler birbirine eşit. B'yi de ne bulduk? 3 bulduk. Bakın daha sonra biz yine ne öğreneceğiz? Onu da yine aşağıya yazmak istiyorum. Şunu öğreneceğiz. Şimdi logaritma dedik. 1000 demek 10 üzeri 3 demek dedim. Taban yazmıyorsa bu ne demek dedik? 10. Şimdi gençler daha sonra şunu öğreneceğiz. Bu 3 başa geçer. Çarpım durumunda geçer. Az önce de şuranın A tabanında A'nın 1 olduğunu gördük. Bu 3 kere 1'den direkt yine bakın ne yaptı? Pardon. 3 kere 1'den ne yaptı? Bakın 3 yaptı. Tamam mı? Yani hocam böyle uzatmaya gerek yok diyeceksiniz. Biz bu kuralları sırasıyla yavaş yavaş işleyeceğiz. Evet. Şimdi üçüncüyü bulalım. Logaritma taban yazmıyor. Taban 10.
Şimdi gençler 1 bölü 100 diyor. Şöyle yazayım. 1 bölü 100'ü 10'un karesi şeklinde yazabilir miyim? Bunun cevabına C diyeceğim. Yalnız ben biraz daha düzenlemek istiyorum. 1 bölü 100 yerine, yani 1 bölü 10'un karesi yerine ben onu böyle yazabilir miyim? Yukarı alabilirim. Düzenleyelim. 10 üzeri C eşittir 10'un 10 üzeri eksi 2. Tabanları aynıysa üstler birbirine eşit. C'yi ne bulduk? Eksi 2 bulduk. Sırada sonuncusu kaldı. Şuraya yazalım onu da. Şöyle ayıralım. Şimdi taban yazmıyorsa taban 10'du. Burası da 1 biliyorsunuz. Bunun cevabına D diyelim. Hemen yapalım. 10 üzeri D eşittir 1. Düşünüyorum. Ya 10 üzeri 1 olsa 10. 10 üzeri 2 olsa 100. 10 üzeri eksi 1 olsa 1 bölü 10. Nasıl bulacağım? Tabii ki bir sayının üstü 0'sa cevap her zaman nedir? 1'dir. Tamam. Bu şekilde hesap ediyoruz. Peki daha sonra yine biz bunun kuralını vereceğiz. Bakın gençler. Tabandan bağımsız olarak, taban 1 olmayacak zaten, o logaritmanın kuralı. Tabanda mesela 10 yazıyor ya burada. İçinde 1 yazıyor. İçinde 1 yazan ifadelerin cevabı hep ne olacak? 0. Mesela şu. Logaritma 5 tabanında 1, 0. Logaritma 7 tabanında 1, hep 0. Zaten biz bunun daha sonra kuralını vereceğiz. Yalnız unutmayın, taban 1 olamaz logaritmada. Hani hocam logaritma 1 tabanında 1, 0 mı diyeceksin? Hayır, logaritmanın tabanı asla ne olmuyordu? 1 olmuyordu. Logaritmanın tabanı 0'dan büyük ama 1 olmaz. Unutmayalım. Devam edelim. Şimdi bakalım sorumuza. Taban yazmıyor. Taban yazmıyorsa 10'dur. Evet. 10 üzeri 2 eşittir logaritmanı içinde yazan ifade. Burası 100 yaptı. 100 eşittir x eksi 1. Eksi 1'i karşıya atın. X'i ne bulduk gençler? X'i 101 diye çok kolayca ne yaptık? Bulduk. Devam edelim. Evet. Yine taban yazmıyor. Taban yazmıyorsa bu taban 10'dur. Hemen bakın burada ne yapacağım? 10 üzeri 2 eşittir. Bu parantezin içinde ne yazıyorsa hepsi. 95 artı logaritma 2 tabanında x artı 28. Burası 100 yaptı. 95'i de yanına atayım. Eksi 95 diye geçer. Burası logaritma 2 tabanında x artı 28. Burası ne yaptı gençler? 5. Logaritma 2 tabanında x artı 28. Yine aynı mantık. 2 üzeri 5 diyeceğim. Eşittir logaritmanın içi. 2 üzeri 5 ne yapar? 32. 32'den de 28 çıkarınca x'i ne buluruz? X'i 4 diye hesap ederiz. Devam edelim. Bence bu kısımlar çoğunuzun çok hoşuna gidecek. Logaritmaya karşı eğer bir ön yargınız varsa kesinlikle kırılacağını düşünüyorum. Fx yerine biz ne diyorduk? Y. Başlayalım. Y eşittir 2 artı logaritma taban yazmıyor. Taban yazmıyorsa 10'dur. Şimdi bu 2'yi sola atayım. On üzeri karşıdaki ifadenin hepsi. Şimdi amacım x'i yalnız bırakmak. O zaman yazıyorum. 10 üzeri y eksi 2. Eksi 1'i karşıya attım. 3x. Her iki tarafı kaça böleceğim gençler? X'i yalnız bırakmak istiyorum ya. Her iki tarafı 3'e böleceğim. 10 üzeri y eksi 2 artı 1 bölü 3 eşittir x. En son tersini bulurken ne yapıyorduk? Y yerine x yazmayı ihmal etmiyoruz. X yerine de ne yazıyordum? Y ya da f'in tersi x diye belirtiyorduk. Ve biz istenen fonksiyonun tersini bulduk. Verilen fonksiyonu pardon. Devam edelim. Bakalım. Şimdi gençler fx demek y demek. Öyle mi yazalım diye düşünüyorum. Fx olarak kalsın şu an. 3x. Taban yazmıyorsa taban
10'dur. Şimdi ayrı bir yer işlem yapacağım. Şunu dikkatli takip edin. Ben her iki tarafın f'ini alacağım. Bakın. Bu fonksiyon bilgisi. Bu tarafın da f'ini almak zorundayım. F ile f'in tersi birim fonksiyon yapar. Ve bu sol tarafta sadece 9 kalır. Tamam mı? Şöyle 9 kalır. F3 ne demekmiş? 9 demekmiş. Şimdi o zaman bu işlemde x yerine 3 yazacağım. Bak, dikkat edin. X yerine 3 yazıyorum. 3 kere 3 artı logaritma 10 tabanında ax demek 3 kere a ya da a kere 3 aynı şey 3a demek. Buldum. F3'ün cevabı 9 mu bulduk az önce? 9 eşittir. Burası da 9 yaptı. Logaritma 10 tabanında 3a eksi 1. 9'u karşıya atın. Bakın yine sadece yazıyorum siz görün diye. Burası 0 mı yaptı gençler? Şöyle mi oldu? 0 eşittir. Logaritma 10 tabanında 3a eksi 1. Bu ne demek? 10 üzeri 0. Eşittir. Evet. 10 üzeri 0 ne? Bir sayının üstünde 0 hariç. Bir sayının üstünde 0 varsa cevap 1'dir. Evet. Burası da ne yaptı? 2 eşittir 3a. Her iki tarafı 3'e bölelim. 2 bölü 3 eşittir ne çıkar? A çıkar. Bize zaten A'yı soruyordu. Devam edelim. Evet. Şimdi doğal logaritma fonksiyonuna geldik. Doğal logaritma fonksiyonu da tabanı E olan logaritma fonksiyonuna doğal logaritma fonksiyonu denir. E sayımız gençler 2.7182 küsür küsür irrasyonel bir sayı kısaca. E sayısı ekonomik büyümenin hız artışı ve radyoaktif bozulma gibi birçok modellemede kullanılır. Yani biz tabanı E ise bir logaritma fonksiyonunu o zaman bakın şuradaki gibi ona doğal logaritma fonksiyonu diyoruz. Ama genelde beni dikkatli takip edin bakın. Şimdi tabanı E ise böyle yazılıyor dedim. Ama genelde bunun yerine şu ifadenin yerine ln x kullanılır. Hocam bunda taban yok. Bu zaten log diye yazılmıyor dikkat ederseniz. Şurası log diye yazılıyor mu? Hayır. Bu ln'in karşılığı logaritma e tabanı demek. Ln'in karşılığı x zaten aynen duruyor. Tamam mı? Genellikle ln kullanılır. Ln demek de logaritma e tabanı demek. Buna dikkat edelim. Soruya bakıyorum. Tanımlı olduğu aralıkta fx eşittir 4 artı ln 3x artı 2 olduğuna göre f'in tersini bul diyor bana. Şimdi fx demek y demek yazıyorum. ln diyor. ln ne demektir? Logaritma e tabanı 3x artı 2. Ben 4'ü sola atayım. Bakın yazıyorum aynen. E üzeri y eksi 4 eşittir 3x artı 2. Bu 2'den de kurtulmak istiyorum. Onu da sola atayım. Eşittir 3x. Her iki tarafı 3'e bölüyorum. X'i yalnız bırakmak istiyorum çünkü. E üzeri y eksi 4 eksi 2 bölü 3 eşittir x. En son fonksiyonun tersini bulurken x yerine y, y yerine x yazdığımızı unutmayın. Burasında ne çıkıyor? F'in tersi x çıkar ve fonksiyonun tersi bulunmuş olur. Zaten bizim çözümlü sorumuzdu gençler. Bakalım sorularımıza. ln demiş. ln ne demektir? Logaritma e tabanı x eşittir 2. Bunu nasıl buluyorduk? E üzeri 2 eşittir x. Zaten bana x kaçtır diye soruyor. Biz de bunu ne diye bulduk? E üzeri 2 diye bulduk. Devam edelim. ln yazıyor yine sorumuzda. Logaritma e tabanı demek. Nasıl yapıyoruz bunu? E üzeri 3 eşittir x eksi 2. Bana x lazım. Eksi 2'yi karşıya atın. Ve biz x'i ne yaptık? Bulduk gençler. Devam edelim. Evet. Şimdi içeride ln var.
Bakın düzenliyorum. Eşittir 3. 2 üzeri 3 dikkat edin. Eşittir. Bu logaritmanın içi. 2 üzeri 3 ne yaptı? 8 yapar. Bir daha düzenleyelim. E üzeri 8 eşittir x. Bana x'i soruyordu zaten. Biz de e üzeri 8 diye bulduk. Devam edelim. Yine benzer bir soru tipi. Şimdi gençler en dışarıdaki logaritmanın tabanı yok. O neydi? 10. Yazalım. Taban yazılmamışsa taban 10 demekti. En içerideki parantezde de elen yazıyor. Birinci parantez, ikinci parantez 0. Dıştan başlıyorum 10 üzeri 0. Eşittir. Şu parantezin içinin hepsini yazacağım. Logaritma iki tabanında, logaritma e tabanında yazdık. Burası 1 biliyorsunuz 10 üzeri 0. Evet burayı nasıl yazıyoruz gençler? 2 üzeri 1 eşittir. Parantezin içi logaritma e tabanında x. 2 üzeri 1 2 yapıyor. E üzeri 2 ne e'ye eşit olacak? Tabii ki logaritmanın içine. Onu da biz x'ini bulduk. E üzeri 2 diye hesap ettik. Devam edelim gençler. Evet. Şimdi burada bir f'in tersinden bahsediyor bana. Hemen yazalım. f(x) demek g demek. Ln demek logaritma e tabanı demek. Hesap edelim. E üzeri y eşittir. X artı 2. X'i yalnız bırakmak istiyorum. Evet. Şimdi tersini alırken x yerine şuraya yazalım. Y yerine x yazacaktım. Bu benim fonksiyonumun nesiydi? Tersiydi. Benim fonksiyonumun tersinin 3'teki değerini soruyor. Yani x yerine ne yazacağız? 3 yazacağız. Dikkat edelim. Bulduk mu gençler? X yerine 3 yazdık ve cevabımızı hesap ettik. Bakalım. Son sorumuz bu. Fx demek y demek. Ln demek logaritma e tabanı demek. Evet. Şimdi gençler tabii ki logaritmalı ifadeyi yalnız bırakmak istiyorum ama negatif olduğu için bu sefer logaritmalı ifadeyi sola atacağım. Pozitif yapmak istiyorum orayı, tamam mı? Sağda 3 var. Y'yi de yanına atayım. Eksi y diye geçtim. Nasıl hesap edeceğim? E üzeri 3 eksi y eşittir. 2x artı 4 yaptı. E üzeri karşıdaki ifade eşittir logaritmanın içi. Şimdi x'i yalnız bırakmak istiyoruz. 4'ü sola atalım. E üzeri 3 eksi y eksi 4 eşittir 2x. X'i yalnız bırakmak için her iki tarafı kaça bölmem lazım? 2'ye bölmem lazım. E üzeri 3 eksi y eksi 4 bölü 2 eşittir x. En son ne yapıyoruz fonksiyonun tersini bulurken? Y yerine x yazmayı ihmal etmiyoruz. Evet. Fonksiyonun tersini bu şekilde bulmuş olduk. Gençler buraya kadar beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Herkese çalışmalarına kolaylıklar diliyorum. Kanalıma abone olup bana destek olursanız, videolarıma yorum yaparsanız çok mutlu olurum. Herkese iyi çalışmalar, hoşça kalın.